Herkese günaydın arkadaşlar. Yine bir yolculuk vakti gelmiştir. 6 gece köyde kaldık. Gidiyoruz bugün. Şarj ediyorum kameranın şarjını. O şarj olsun. Etrafa bakıyorum ne gitti ne gitmeyecek diye. Yolculuk yine başladı. Ha? Şimdi neresi? Erzincan. Arabayı dolduruyoruz. Şimdi de Kanatkar. Yer bile yapıyorum sana abi. Teşekkür ederim. Thank you. Hala geldik, şunu çevirin. Hala geldik, gidiyoruz. Halamı ikna etmeye çalışıyorum kışın gelsin diye ama korona morana diyor, gelemem. Korona değil de yani biz şimdi vizesi var çünkü. Bizim orada zaruri ihtiyacımız şimdi yok onun için. Yani sen de çalışmayın ki gelin sana çocukların yanında kalayım. Sene de gezin diyor. Kızım geldiyse her zaman gelsin. Yine gel, git, yeriniz bu var. Sene tehlikeli bir zaman. Yeriniz ya zaten kışın gelme. Bence siz kışın da buradan da gitmeyin. Burada kalın direkt. İşte ben de onu düşüneyim. Bir bu sene kadar kalak. Çünkü durum vaziyet kışın daha da kötü olur. Yok. Oh! Arkadaşlar yüzüm soyuluyor, burnum soyuluyor. Hem içine kapat. Leyla ne diyor? Of, nasıl yandım. Of. Burnum yüzüm falan soyuluyor. Buralar soyuluyor. Yani bunların ismi katmardır Ezgi. Çoluk katmar. Çökelek katma. Halam bize halam bize yolluk hazırlıyor. Aynı zamanda kahvaltıda da yiyeceğiz. Börek, halamın böreklerini özleyeceğiz. Ne yapayım, patates şu anda evde yoktu ki oğluma patates bira yaptım. Serhat'ı patates bira seviyor. Neyse gelirsem İngiltere'de sana yaparım. Halamı son kez görüyorsunuz. Hala kendine iyi bak. Sana çok çok selam gönderenler var. Vallahi ben de onları çok seviyorum. Herkesi. Sağ olsunlar. Şu an internet olmadığından dolayı yorum okuyamıyor arkadaşlar. İnternetimiz de olmadığı için gigabaytlar hemen bitiyor, dayanamıyor. Onun için ben ne izliyorum, ne de takip ediyorum, ne de yorum yapıyorum ben. Kızımın canını bazen arıyorum işte, o kadar. Hi. Sanki ben sizi sabah uyandığınız halini çekmiyordum Londra'da. Kızlar gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. 10 günü 10 günden fazla değil. 5 günden fazla değil. Onu 2 gün yapalım. 2 hafta. 2 hafta sonra belki biz basıp İzmir'e de gidebiliriz yani. Siz. No. Sorry. I'm not gonna let you do that. Why? Vermeyeceğim. No. Annengil gelir belki bizimle. Oh, gelirse kızım. Biz şimdi vedalaşacağız. Annem yavaştan alıyor kendini arkada gelmemek için. Bu arada sürpriz, Dilan da bizimle gelecek. İkizler burada kalıyor. 2 hafta boyunca köyde kalacaklar. Öyle. Dedemin durumu pek belli olmadığı için zaten dedem rahatsız, pek bilgi vermedim. Onu hemencecik vereyim. Dedem 90 yaş üstü, yani tam yaşı bilinmiyor. Çünkü eski zamanlar bilmiyorlar. Ama 90 kaç? 95 üstü mü anne? 97 yaşında. 97 yaşında yani dedem. Tüm iç organlar zaten bitik bir durumda. Şu an hastanede yoğun bakımda ama durum pek iyi görünmüyor. O yüzden ailem, dayımlar falan hepsi böyle burada kalacaklar ne olur ne olmaz diye. Hastanede komite oluşturdu. Onlar, doktorlar karar verecek. Eğer herhangi bir tedavi uygulanmayacaksa aileye kağıt imzalayıp eve getirecekler. Ya bilmiyorum, öyle karışık bir durumlar var. Belli olacak işte sonra. Biz de gideceğiz. Yolcu yolunda gerek. Her şeyi yerleştirdik. Nenemin evindeyiz. Derin, sen köyü özleyecek misin? No. Ayrı, sen köyü özleyecek misin? Dilan. Yeah. Dilan nerede? Bak. Dilan boynu senin boynuna. Ha, derinin. Sen bakacaksın derine.
Şunlar ne olacak? Sen Dilan'a derini mi verdin? Annesi babası bakıyor. Sen derini mi Dilan'a verdin? Evet evet. Valla ben derini almıyorum. Derin kendi başını çağırıyor. Yapma içsin, ben sana da getiririm oğlum. Bitirsin ben sana getireyim. Ne şükürtü de görmüşsün. Herkesin niyazi. Nene kendine iyi bak. Hoşça kal. Bir dahaki seneye görüşürüz. Videoları neneme izlet. Nenem diyor ben bilmiyorum YouTube ben nedir. Ben bilmiyorum anne, sen bana yazıyordun. Sen telefonun yanında mısın? Neyse telefonu yanında. Tamam. Öpüyoruz. Kendine iyi bak. Ben de seni öpüyorum. Mugutçuma da Ezgir'den yokum. Gel. Şükürtü'den yokum. Gel burada. Hadi anne, pa ağlıyor gerçekten de. Merhaba. Niye ağlıyorsun anne? Oğlum üzülmez. Ağlarken gösterme kendini. Güle güle gitsin, güle güle gitsin, güle güle gelsin. Yine gel Nazlı. Esir olurum ben sana çocuklarla. Artık sen kışın gelmezsen yazın biz geliriz ne yapalım. Tamam Nazlı. Hadi baba öpeyim. Güle güle. Kış olursa arayın bizi. Rahat gidin. Rahat gidin. Abi görüşürüz valla Esir için sağ olun. 2 hafta sonra görüşürüz oğlumla tamam mı? Evet 2 hafta sonra görüşürüz. Anne anne. Tamam ben geleceğim sonra. Rahat gidin. Karşısında yazın. Çocukların ikisi uyudu arabada. Dedim ki yola gider gitmez uyusunlar ama onlar biz Elbistan'a gelene kadar uyudular. Kemerleri bağlı. Endişe etmeyin. Sadece şu kısma takmayı sevmiyorlar. Çıkartıyorlar sürekli ama. Dilan kaldıracak mı? Polis mi çağırar? Ha nerede o telefon orada? Biz de çıktık şimdi yola. Arabayı oto yıkamaya geçirdik. Sadece dışını bir yıkasın. Köyden çıktık toz toprak hep. Ondan sonra da 5,5 saat yazıyor navigasyon Erzincan için ama büyük bir ihtimalle 7-8 saat sürer diyor Serhat. Durmakladır biraz dinlenmekle falan derken. Yolluğumuz hazır. Böreklerimiz. Öyle. Hazırız yani gitmeye. Yeni bir yolculuğa, yeni bir keşfe. Hazırız arkadaşlar. Siz de benimle geliyorsunuz bu yola. Böyle ailecek gidiyoruz. Şarj etmek üzere. Aynen Dilan baksın gelsin. Ne dağlar gördük ya. Şu dağlar bitmedi. Şu an Sivas Erzincan yolundaymışız. Öyle yazıyor. Ama şu an Zara Divri yolundayız. Zara Divri. Gidiyoruz yani öyle. Ama yollar bayağı şey yani yol kendisi temiz de sağ sol böyle bazen yokuş oluyor. Açık şu şekilde çok dikkatli gidilmesi gerekiyor. Önümüzü de görmüyoruz ki hep dağ. Ulaştığım bir yer yok gideyim. Yani hep dağ. Şu dağlardır. O halamın izi değil mi? Burada ne yapıyorlar? Bal mı? Bal yapıyorlar. Wow! Sonunda Erzincan verdi. Vay be! Hayatımda ilk defa başka bir şey göreceğim. Ha? Nasıl başka bir şey? Gerçi Fethiye'ye de ilk defa gittim. Sayende yenilikler yaşıyorsun. Ay sen olmasaydın. Ne yapardım ben? Şehri yaşatıyorum. Aynen. Dağlıktan sonra ilk defa böyle bir şehir gördük. Korkmaya başlıyorduk. Aa Erzurum'u da gösterdi. Aralarında baya varmış babe. Ne kadar? Hı? 200 falan var aralarında.
Ve biri 180 de biri 350 falandı. $107 Tamam, 200 neredeyse işte. Şimdi motorway'deyiz, otobandayız. Gidiyoruz. Trafik polisi tarafından durduruldu ama bu benim hoşuma gidiyor nedense. Çok saçma bir şekilde. Ruhsat, araba belgesi falan istediler. Şimdi geliyorlar böyle çarpılmaya. Ettim o arabayı orada çünkü... 10.000 defa orada 10.000 defa hız yaptığından dolayı şey yiyorsun. Benim adım bile en son nerede? Şimdi gelip bir de Türkiye'de hız yaptın ya. Türkiye'de ne olacak diyeyim işte 100 lira 200 lira. Derecesin abi. Orada dün şansa var ya bir tane vlog izledim. Bir tane adam yolculuk yapıyordu Türk. Az önceki gördüğüm arabanın aynısı böyle yolun şeyinde durmuştu. Yani gel uzak kameraya çekiyordum diye yavaş gidiyordum. Yoksa ben radara yakalanırdım. Sonra şimdi gelişip onu gördüm. Afobra bu adam niye orada değil mi? Bize bakıyor. Kamera böyle normal şey kamerası vardı. Like dashcam var değil mi? Sonra Afobra abi. Ne kadar vereceğiz şimdi? Canım üstüne soğuk su içebilirsin. Bir şey içecek. Ben sürücü belgesi sizin istedim doğru mu? Tamam. Yolunuza çıkar. Eyvallah. Sağ olun. İleride yine petiseler var. Plakadan yazar. İmranlı'da. Tamam. Ben şimdi sürücü diye hep sizi algıladım. İmranlı'da petiseler var. Oralarda yazın. Hızın 110, 115. 140, 140 çok fazla. İkinci aşama. Bir değil. Tamam. Dikkatli. Eyvallah. Sen... Çok para vermiş, işlenmişler. Öyle mi? Hı, kaçlık yoldu? Tebede. Kaçlık yoldu? 115'lik yolda sen 146 mı yaptın? 110 yani 70 bizim burada gibi. 70 ile gideceğim. Ama when I 85. Çok fazla babe. Orada da iki tane hak veriyor sana bak. Dedi 115 tamam 147 ne? Ya neyse be. 600 TL ceza arkadaşlar. Suyunu içebilirsin şimdi. Ah, açın sana da. Üstüne soğuk bir su girer. 14 gün içinde ödersek %25 indirim. Ersin can can Ersin can ben sana kurbanım vane ne ne vane ne ne ben sana kurbanım bu do tekey bu do tekey.
Biz Erzincan'a geldik arkadaşlar. Ay öyle güzel bir uyku çökmüştü ki tam böyle uyumak üzereyken Devran ses çıkardı ve ben uyuyamadım. Teyze geldi. Biz geldik. Teyzelere yemeğimizi yedik, oturuyoruz. Anne burada biraz uykusu var gibi gibi. Gel şu vereyim kızım. Enişte, enişte selam söyle. Tüm dünyaya. Merhabalar eşlere, dostlara, bizi seven kişilere. Eskiden öyle yaparlardı ya köyde. Burası video çekerken. Burası Erzincan. Erzincan'ın merkez geçit beldesi. Ben Serhat'ın eniştesiyim, Yakup'un bacanağıyım. Kızlarım, oğullarım bize buyurdu geldiler. Hepsine teşekkür ederiz. Çok Nari. Tatlı çocukları var. Her birini öpemedik doya doya. Çünkü hastalıktan dolayı. Ben de izindeyim. Ben kendim de cezaevinde gardiyanlık yapıyorum. Senelik izindeyim. Biraz saçımız sakalımız uzadı. Bilinçli uzattı. Bahçemle uğraşıyorum. Tavuklarım evet, bahçeyi var. Göstereceğim ama karanlık oldu. Çok güzel evet, bahçe. Aynı köy havası. Kendi halimize evet. İşte Covid'den dolayı sığınmışız. Bu bölgede yaşamaya çalışıyoruz. Çekerim inşallah bahçeyi de. Bunlar hep domates. Domates. Böyle. Ne kadar çok olmuş ama domates. Gördün mü Arya? Ama burada gidip bakacağım, burada gidip bakacağım. Senden bakacağım kuzum. Hadi abi. Biz kayınvalidemlerin evine geldik. Erzincan'daki. Teyzelerden çıktık. Geldik buraya yerleştik. Burada evleri vardı. Elimle yıkıyormuştum ben. Serhat duş almaya gitti de. Kayınvalidem izliyorsa evi burada. Baya güzel evini döşemiş yani. Hayırlı uğurlu olsun. Evi çok beğendik. Ama çok korkuyoruz. 4. kat. Geldik. Bugün de böyle geçti işte. Erzincan'da kalacağız birkaç gece. Tunceli'ye falan geçeceğiz. Bakalım burada tatilimiz nasıl geçecek. Hep birlikte göreceğiz. Sanırım ben de burada sonlandıracağım artık. Çünkü saat 12'ye geliyor. Uyuyacağız artık. Kendinize çok iyi bakın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Ne yapıyorsun ya burada? Ne hareket ne? O el kol hareket ne? Yan yerli yaptık. Kaynananın evinde. Ah ne güzel. Evimiz işte. Evimiz daha. Ne güzel işte televizyon, tanışayım televizyon. Yalnız bu evin yarın bir ev turunu yapmam gerekiyor çünkü harika bir ev olmuş. Şu koltuklar tipi kurmam ve karanlık diye fazla işte. Görünmüyor ama gerçekten koltuklardan tutun masa seçimine kadar muhteşem, ha? Mumluğumuz bile var, ormantizm yapabiliriz. Bu ne? Koku. Tanıştırayım. Kadın yapmış. Burada teyzen varıyor. Yazın. Yazdı. Gelmemiş işte bu sene. Neyse ben burnuna gidiyorum. Tamam. Soyuluyorum arkadaşlar ya. Sırtım, burnum falan hep soyuluyor. Ay çok yorulduk. Bir yolda geldik ya. Uyuruz bir ihtimaliyle. Büyük bir ihtimal ile. Evimde şöyle uzanmayı özlemedim değil yani, onu da söyleyeyim size. Yan bakış verdim. Bir bakış attım. Kalbimi yaktın.